Arkadaşlar merhaba, veteriner hekimi Bertu Çiftçi ben. Bugün sizlerle otitis internalı bir, bir buçuk yaşında kedi hakkında e, konuşacağım. Şimdi e, otitis interna, tabi periferik vestibüler sendromlarının gösterildiği, 7. 8. sinirlerin etkilendiği, e, işte yuvarlanma, düşme, daire çizme, nistakmus, şaşılık, asimeti ve ataksi, yani e, sarhoş yürüyüşün e, görüldüğü, bir durum tabi burada e, petros temporal kemikte e, tutulumu durumunda e, yüz felci gibi Horner sendromu gibi e, vestibüler bozukluklarda e, görülebilir şimdi e, bu e, çocuğumuzun e, MR görüntülerini birlikte inceleyelim hem de inceleyelim T2 koronal T2 sagittal T1 pre kontrast ve T1 post kontrast. Kontrast sonrası incelemeler. Bakın buradaki yeşil çizgiler bizim bulduğumuz lokalizasyonu göstermekte aksiyelde. Şimdi öne doğru süreyim. Gözlerden itibaren başlayalım. Bakın hemen frontal sinüsleri görüyorum. E, ve olfaktörü bu koku alma merkezleri. Devam ediyorum. Beyne doğru ilerliyorum. Beyinde bakın hemen iki lateral ventrikülü görmekteyim. Devam ediyorum aynı şekilde. Bu sırada tabi sulkal yapıları, e, kontrol ediyorum. Bakın bunlar sokal yapılar. Meningeal yapıları bakıyorum. Menikslerde herhangi bir kalınlaşma var mı diye. Tabi beyin sapına doğru ilerledikçe bakın beyin sapı gelmeye başladı. Ve bulla kemiklerimiz bakın tam bu aşamadayken bulla kemiklerini de görüyoruz. Şimdi bulla kemiklerinin baktığımızda hem iç kompartıman hem dış kompartıman hem de kulak yollarında hiper veren sinyal artışlarını fark ettik. Ancak bu hastada bir lezyon daha var. Bakın tam şurada çevresel tutulum çevresinde hiperintens alanların ortası hipointans yani siyah olan bir lezyon daha var. Şimdi tekrar dönelim oraya. Bakın burada sagittal görüntüde aslında lezyonumuz bu. Ne nerede bu lezyon? Medulla oblongata ve pons arasında kalmış, beyni alttan indente etmiş, sıkıştırmış hem beyinciyi de aynı şekilde sıkıştırmış bir ekstra bir lezyon daha var. Şimdi prekontrasta tekrardan e, dönüyorum. Bakın prekontrasta bir bulla kemiklerimiz zaten doluydu. Kulak içlerinde evet i, polip yapısı vardı. Ancak burada ekstra bir tutulum daha var. Bu ekstra tutulumu post kontrast görüntüde baktığınızda bakın çevresi kontrast tutmuş. Çok net, düzgün sınırlı ve çizgilerle ortası ise hipointens. Bu MR'da arkadaşlar bir tipik apse görüntüsü. Tabii ki de bazı glial tümörlerde de bu şekilde olabilir ama onlar genellikle heterojen kontrastlanma yaşarlar. Şimdi sagittal görüntüye tekrar geldiğimde Bakın lezyonun e, e, burada tam olarak ponsla medulla oblongata arasında olduğunu ve beyin sapına direkt bası yaptığını görmekteyiz. Muhtemel iç kulak iltihabının beyin sapına doğru ilerleyip kapsulalı bir şekil alıp e, beyin sapına baskı yapma olayı. Şimdi tabii ki de bu bulla osyalardaki iltihapları e, klinik e, bulgularla birlikte işte kafa yatırma, nistagmus. E, ataksi. Ataksi şu demek, sarhoş yürüyüşü yani tam olarak kontrol edilemeyen yürüyüşler demek. Bulduğumuzda tabii ki de iç kulak iltihabından e, düşüneceğiz. Bunun için röntgenle de tabii deneyimli arkadaşlarımız bunu görebilirler. Ancak işte böyle durumlara eşlik eden üçüncü bir lezyon daha olabiliyor. Bu beyin sapını iltihabını gösteren durumlar. Tabii bunları ancak ve ancak MR ile görebiliriz. E, burada MR'ın bize e, sadece durumun orta kulakta ol Olmadığını, e, beyin sapına da ilerleyen bir apsi oluşumunu göstermekte. E, burada bilateral otitis interna ve beyin sapında e, apsi e, oluşumunu rapor etmek e, gayet yerinde olacaktır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde MR sunumlarım artık başladı. E, herkese esenlikler dilerim, saygılar sunarım.